söyleşilerinde bugün konuğumuz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Handan İnci. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam sizinle konuşacak çok başlık var ama bir görüntü var şimdi size dair de hazırladığımız. Onu izleyelim sonra sohbetimize başlayalım. Profesör Doktor Handan İnci, 1986'da İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. İnci, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak 1988'de edebi mecmualarda edebiyat akımları üzerine araştırma adlı teziyle yüksek lisans, 1993'te Tanzimat Devri Türk Romanında Baba çalışmasıyla doktora derecesi aldı. 1993'ten bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Handan İnci, aynı zamanda aynı üniversitenin rektörü Tanzimat dönemi Türk romanı, Cumhuriyet dönemi Türk romanı, Batı edebiyatında akımlar, çağdaş Türk hikayesi, çağdaş Türk romanı, Tanzimat'tan günümüze edebiyat tartışmaları, edebiyat kuramları ve roman çözümleme yöntemleri üzerine dersler veren İnci'nin makaleleri Varlık, Kitaplık, Notos gibi dergilerde yayınlanmakta. İncelemeleri Ahmet Mithat Efendi, Beşir Fuat, Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay, Tomris Uyar, Hasan Ali Toptaş ve İhsan Oktay Anar üzerinde yoğunlaşan Handan İnci ayrıca pek çok kitabın yayına hazırlanmasına emek verdi. Beşir Fuat'ın Şiir ve Hakikati, Oğuz Atay için bir sempozyum, Şimdi Seni Konuşuyorduk Selim İleri kitabı, yayına hazırladığı kitaplardan sadece bazıları. Telif kitapları arasında 2003 yılında yayınlanan Roman ve Mekan Türk romanında Evle, 2014'te yayınlanan Orfeus şarkısı Tanpınar'ın romanlarında Aşk ve Kadın bulunan Profesör Doktor Handan İnci'nin, Ayfer Tunç'la Karanlıkta Kelimeler ismiyle yayınlanan bir de Nehir Söyleşi kitabı mevcut. Hocam tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, çok yoğunsunuz, rektörlük e, vazifesi var üstünüzde. Dört evet. e, ay oldu. Evet. Bu yoğunluk Bu çok içinde iyi. davetimizi kabul ettiniz. Tekrar teşekkür ederiz. Şimdi hocam, e, sizinle hani bazı e, majör e, Türkiye Edebiyatı'nın önemli isimlerine konuşmak e, istiyorum doğrusu. İşte e, Tanpınar, Oğuz Atay e, gibi e, sonrasında Selim İleri e, üzerine... E, Selim ile yaptığınız bir nehir söyleşi var. Ayfer Tunç var. Daha yeni kuşaktan e, ve muhakkak kalıcı isimler olacağı belli olan e, isimlerden. E, onlar üzerine konuşmak istiyorum. Ama e, sizin hem yöneticilik hem eğitmenlik e, vasıflarınızı e, da dikkate alarak ben biraz şeyi konuşmak istiyorum. Oradan başlamak istiyorum. E, yeni Türk Edebiyatı çalışmaları. Türkiye'de, akademide hangi düzeyde, başlıca sorunlarımız nelerdir? Mesela şöyle, akademiye yabancı olan, akademiyle bağlantısı zayıf olan, e, biraz da akademiye burun kıvıran e, genç edebiyatçılar, genç öykücü şairler mesela, e, akademinin yeni Türk edebiyatı sahasındaki çalışmalarını şey buluyor. Yani hani birinin ölmesi lazım. Orhan Veli'de kalmış bu çalışmalar. Bunu diyen genç edebiyatçıların haksızlık ettiklerini söyleyebiliriz. Ama kısmen de toplu resme bakıldığı zaman haklı olduğu taraflar da var gibi. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Valla bu tamamen bir ezber. Hiçbir doğruluğu bu, bu yok Bu söylediğimiz bence. ezber Kesinlikle. mi? E, yani Orhan Veli de kaldı şöyle kısmına. ezberlenmiş bir şey Evet. Artık bu şeyden, bu cümleden, bu düşünceden vazgeçmek için o kadar çok görüntü var ki, o kadar çok kitap var ki. Hakimet etmiyorlar o zaman. Etmiyorlar canım. Evet. Yani etmeleri lazım bizim akademizde, akademisyenler olsun ortam, edebiyat ortamı olsun. Makalelere, tezlere baktığınızda son derece güncel yazarlar. Hatta benim hayır canım, artık bu yazarı da yapmayalım bir dursun bu konunun üzerine tez yapmak için diyebileceğim kadar. ...çok yeni yazarlara kadar tezlerimiz geliyor artık. Yani bunu görmek gerekiyor. Bu çok artık tekrarlanı tekrarlanı ...klişe ve içi boşalmış durumda günümüzde. Sadece mimar sinanda değil. Akademilerin, artık akademi diyelim üniversiteleri... ...Türk Dili Edebiyatı bölümlerinin çoğunda... ...modern edebiyata, çağdaş edebiyata yer veriliyor. Hocam burada kriter nedir? Yani bir yaş kriteri, bir şey kriteri var mı? Yani bir biri üzerine çalışma yapmak için... Onun belli bir yaşın üstüne çıkması, belli miktarda eser vermesi gerekiyor Yaş mu? değil, edebi olgunluk, hmm. kalıcılık. Nasıl, Demin nasıl? söylediğiniz ya, çağdaş yazarlarla da ilgileniyorum. Evet, bölüm olarak da ilgilen ilgileniyoruz. Ama kalıcı olacağını artık kanaat kesbettiğimiz zaman. Biraz zar atmak Ayfer gibi aslında. Tunç, hayır, zarı at, zaten zarlarında düşeş getirmişler yani <laughs> gidecekler artık onlar. Ayfer Tunç öyle biriydi. Barış Bıçakçı öyle biriydi. Yani akademik yaklaşımlar, çağdaş edebiyatı diye bir başlıkla başlatmıştık o programı. Devam da edeceğiz. Biraz ara vermiş gibi görünüyoruz ama gerçekten o yazarın edebi birikimine bir dipnot gibi akademik çalışmaya düşmek istiyoruz. Yani böyle bir durum olsun, bir zar atma jesti değil o. Buna devam edeceğiz. Bence yapılıyor da sadece biz yapmıyoruz yani. Öğrenciler açısından ilgi nasıl hocam? Şimdi müfredat dediğiniz konu başka. Yani tez yapılıyor. Yüksek lisansta, doktora da çağdaş edebiyatta ilgimiz var. Ama lisans benim için çok daha önemli. Birinci sınıfta e, Türk Dil Edebiyatı dersi almaya gelen e, öğrenci önce şöyle bir eski yazıyla karşılaşıyor. Ondan sonra ağır bir edebiyat tarihi, dil bilimi. Dil e, dersleri görüyor. Bunlar onu kafasındaki edebiyat dünyasından e, bir sarsıntı yarıyor, yaşıyor orada. E, bu nedenle ben müfredatımızın hep yüz edilmesi gerektiğini savunuyorum. Yani birinci sınıfta hemen mesela ikinci şiiriyle başlasak da, yani daha da ge, yeniye değil, oradan bir başlasak, Hamide, Namık Kemal'e sonra yavaş yavaş gelsek, yani o en ağır eğitimi biz birinci sınıfta verdiğimizde istediğimiz randımanı da alamıyoruz. Evet, evet. Yani 19. asır Türkiye Edebiyatı tarihine namı Kemal bölümü birinci sınıfta, ikinci sınıfta okunmaz. Ona daha ileride. Liseden Ama... yeni gelmiş bir öğrencilik karşı Hayır, tabii anlamıyor bir şey evet. henüz ondan ve çok da haklı. Birazcık da o edebiyat zevkini yakalayarak gitmek lazım. O tadı o edebi metnin neden güzel olduğunu anlatarak yani bir metin hangi özelliklere sahipse güzeldir. Şimdi bir öyle bir özellik var bir de değer var. Yani edebiyat tarihçisinden çok değerli bir metin edebi açıdan hiç kıymet taşımayabilir. Ama kronolojik olarak baktığınızda o dönemde yazılmış o metin tarih açısından çok önemli ama edebiyatta da yok. Okutmasanız da olur. Fakat onu okutuyoruz hemen. Gelir gelmez çocuk ve şaşırıyor. Biz onu edebiyat tadı taşıyan metinlerle önce yavaş yavaş bünyemizi alıp sonra bilmesi gerekeni, farz olanı vermeliyiz. Benim böyle bir düşüncem var Bu evet, Mifreden e, mesela bak dokunuşlarla alakalı. yapıyoruz daha çok seçmeli derslerle mesela birinci sınıfta şimdi birinci sınıflardan seçmeli dersi yok kaldırdı onu daha sonra ikinci sınıfta başlatabiliyoruz ama en azından ikinci sınıfta hatta bence aslında birinci sınıfta da olmalıydı Çağdaş Türk Hikayesi diye bir dersimiz var orada işte hemen Firuzan okuyabiliyor hemen Tomlis Uyar okuyabiliyor mesela evet şu, şu da e, yararlı olabilirmiş gibi geliyor aslında bu da zaman zaman bazı özel vakıf üniversitelerinde yapılıyor. Ee, yaşayan ee, bir çağdaş edebiyatçının derse girmesi. Şahane olur. Bu çok iyi bir şey aslında. Tabii, tabii. Buna da işte e, ara ara davetlerimiz oluyor, çağırıyoruz, öğrencilerle yana getiriyoruz, onların soru sorması için imkan yaratmaya çalışıyoruz. Bunu öğrenci kulüplerimiz de yapıyor. Biz de üniversitede çok sık etkinlik yaparak sempozyumlar, paneller zaten e, şanslıyız çünkü İstanbul'dayız. Evet. Edebiyatın kalbi burada ve yazarlarımıza ee, sağ olsunlar hepsi de üniversiteye karşı zaten açıklar geliyorlar, davetlerimizi kabul ediyorlar ve öğrencilerle bir araya geliyorlar. Evet. Hocam sizin e, edebiyatçı olarak, edebiyat e, araştırmacısı, yazarı olarak e, kafanızdaki büyük proje ne? Yani tez verdiğiniz öğrenciler, işte e, yaptırdığımız araştırmalar, e, arşive inmeler, bütün bunlar sonucunda kafanızdaki büyük proje ne? Hmm. Nereye varmaya çalışıyorsunuz? Ne, ne yani nereye doğru öğrencileri yönlendiriyorsunuz? Yani e, diyelim ki bazıları vardır, e, modern şiir teorisi üzerine bir şeye ulaşmak ister. Şiir arka planı sebebiyle hoca bunu tercih eder. Bir başkası Hı. romanla modernizm üzerine bir şey kurgulamıştır kafasında ona ulaşmaya çalışır. Sizin ee, Handan İnci'nin projesi nedir acaba? E, kişisel çalışmalarım kişisel, açısından kişisel. soruyorsanız benim birkaç temel yazarım var. Artık üzerinde çalışmak istediğim e, ve devam ettireceğim. E, çok geniş bir yelpazeye dağıldığınız zaman derinleşme imkanınızı kaybediyorsunuz. Evet bilgi açısından elbette hepsini bileceksiniz. Ama çalışma alanı olarak birkaç e, konu ve yazar seçmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Zaten bunlar ortada. Mesela o Tanpınar üzerine yaptığım çalışmalarla artık orada yoğunlaştım görünüyor. Böyle birkaç yazar daha e, e, görünüyor zaten. Kendim için artık alanı biraz daraltıp derinleşmek taraftarıyım. Ama e, öğrenciler için e, tez çalışması o anlamda düşünüyorsanız ben orada her zaman öğrencinin kendisini yetiştirmek istediği alana yönlendiririm. Öğrencinin kendi seçmesi çok önemli bu. Çok çok Çünkü önemli. Hayat boyu ona yapışacak Elbette. bir... Evet, o. Özellikle doktoralarda çünkü kimliğini akademik kimliğini o yazar ya da o tema üzerinden şekillendirecek doktora çok önemlidir. Orada olabildiğince tartışarak ve kendisine bırakarak konuyu evet. Hocam öğrenciler geliyor size. Birinci sınıfta bilmiyorum tabii birinci sınıftaki derslere girebildiniz mi yakın zamanlarda? Çünkü doktora ve yüksek lisans dersleri sebebiyle bazen lisans dersleri daha da geri plana düşebiliyor ama liseden gelen öğrenciler nasıl? Yani edebiyat zevki bakımından, edebiyat görgüsü bakımından. Şimdi birinci sınıflara ben giremiyordum. Seçmeli dersler ikiye alınca. Seçmeli dersi de birinci sınıf öğrencisini göreyim diye istemiştim zaten. O dersleri başka hocalarımız yürütüyordu birinci sınıf derslerini. Şimdi ikinci sınıfa gelinceye kadar birazcık şöyle bir forma girmiş oluyorlar zaten. Çok değişken. Beni en çok üzen şey kitap okumayı sevmeyen öğrenciyle karşılaşmak oldu. E o zaman burada değil ne işiniz var? Orada çok önemli bir sistemle ilgili bir sorun çıkıyor ortaya. Şöyle arada duranı sevdirmeyi, iyi kitaptan zevk almayı öğretmek. Kendisini yetiştirmek isteyen öğrenci alabildiğine destek olmak. Benim bazen derslerde meraklısına notlar Atilla Yon'un yaptığı gibi bölümüm vardır. Bu burayı bitirmek isteyenin bileceği bir şeydir. Meraklısı daha da okumak isteyen, kendini yetiştirmek isteyen şu kitabı ıskalamasın. Şu kitapları şu yazarı mutlaka okusun diye. Ayrıca not aldırıyorum. Onlar zaten süzülüp geliyorlar. Onlarla daha farklı bir yoldan gidiyoruz. Ama ortalama eğer bizden mezun olacaksa benim bakın ne kadar düşük asgari. Türkçeyi çok iyi kullanması. Yazarken, konuşurken çok iyi ifade etmesi üniversitede edebiyat eğitimini buraya kadar yani beklentimi buraya indirmiş olmam aslında çok acı. Bunu istiyorum. İkincisi kitap okurken neyin iyi olduğunu anlayabilecek bir birikim ve zevk verebilmiş olmak. Sağlam bir edebiyat tarihi bilgisi. Bu üçü olunca zaten dilini iyi kullan, sağlam bir edebiyat tarihi bilgini olsun ve hangi kitabın nitelikli olduğunu kavra. Bu yeterlidir benim için. lisede hocam şöyle bir sorun var gibi benim gözlemim iyi metinlerle öğrenci bir sürü karşılaşamıyor. Hiç sormayın. Doğrudur. Değil mi? Yani Doğru. böyle iyi, önemli metinlerle karşılaşması gecikiyor. Ne kadar gecikirse de olgunlaşması, edebi görgüsünün olgunlaşması hı hı. o kadar uzun sürüyor gibi. Yani sanki metin derlemeleri, metin seçkileri özellikle lise of. öğrencilerine yönelik yapmak lazım gibi de geliyor yani bana. Kesinlikle öyle kitaplarımızı hakikaten ben son dönemdeki edebiyat kitaplarını şöyle bir karıştırmıştım lise kitaplarını çok üzülmüştüm yani benim okuduğum kitapları düşündüm sonra çok nitelikli ben, metinler vardı. Bana kitabını okumuştum mesela lisedeyken. Evet çok iyidir mesela. Çok iyi mesela. Ee, onun kitabı gerçekten Mehmet Kaplan'ın edebiyat kitabındaki metinlere bakıyorsunuz şimdi hani o metinleri siz yüksek lisans falan okutursunuz evet. öylesine nitelikli metinler seçmiştir içine. Yine Cevdet Kudret'in hazırladığı takma isimli Abdurrahman Nisari ile mesela çok nitelikli bir edebiyat kitabıydı o da metinler. Yani ben dersi bırakır arkaya hızlı hızlı metinleri okurdum kitapla. Evet, Onu hatırlıyorum. Evet. şimdi edebiyat eğitimi birazcık da istekli olacak bir şey. Yani içinde istek yoksa olmuyor. Geçenlerde bir ankete verdiğim cevap hemen aklıma geldi Siz söylediğinizde. İki şey sizi iyi okur yapar. Bir, doğduğunuz evde nitelikli kitaplardan oluşmuş bir kütüphane vardır. Herkesin bir gün canı sıkılır ve o kitabı eline alır. Ve iyi bir kitap almışsa o kitapla devam eder. İkincisi çok iyi bir edebiyat öğretmenine denk geleceksiniz. Eğer bu ikisini ıskaladıysanız çok zor artık iyi okur olmanız. Ya hocanız çok iyi olacak ya evdeki kütüphaneniz. Sizde nasıl olacağım bu edebiyata ilginiz? Aa şimdi bu iki faktörden hangisini <laughs> ben bunu acaba, ikincisinde zorlanacağım için o şey kısmında lisedeki edebiyat hocalarım için buna cevap vermeyeyim. Peki. <laughs> peki. Hocam şimdi e, e, Orhan Pamuk, Oğuz Atay, Tomris Uyar, e, Ayfer Tunç, Selim İleri ve Barış Bıçakçı isimleri de geçti. Bu e, bunları nasıl yani bu çağdaş edebiyatı daha gençler de muhtemelen ilgi alanınıza giriyor. Nereden ve nasıl takip etmeli bir edebiyat araştırmacısı? Bu takibin zorlukları nelerdir? Yani şunu demek istiyorum. Kendini ispat etmiş, kanıtlamış, ödüllerle dikkatleri üzerine çekmiş bir yazarı takip etmek daha kolay. Ama bazı yazarlar var ki sürprizler yapabiliyorlar. Veya bir kitap yazıp ikinci kitabı çok gecikebiliyor. Daha marjda olan bir dergide öykülerini yayınladığı için gözümüzden kaçabiliyor. Bu zorluklar üzerine konuşsak. Yani bir edebiyat araştırmacısının, bir akademisyenin önündeki zorluklar nelerdir? Özellikle siz öğrencilerinizle bunu muhtemelen konuşuyorsunuzdur ama Evet. Araştırmacı için, edebiyat Araştırmacı e, için. Evet. yani yolun başında bir akademisyen için derseniz şimdi biz edebiyatı nereden, çağdaş edebiyatı nereden takip edeceğiz? Ya yığınla kitap arasında Nitelikliği bulmak için şöyle bir el yordamı evet. çok vakit kaybı. Çok vakit kaybı. Peki bunları e, aynı anda okuyup hakkında fikirler belirtecek eleştirmenlerin oluşturduğu güçlü canlı bir edebiyat ortamı olduğunu düşünelim. Var mı bu bizde? Olduğunu düşünelim dediğime <laughs> göre. Vardı. Yani ben üniversitede okurken hatırlıyorum. çok O dergi ne zaman çıkacak diye beklerdik. Bazı dergilerde çok hareketli ve güzel bir ortam vardı. Evet, evet. Mesela Milliyet Anadın Hatta 15 günde bir çıktığı sonra ayda bir oldu o. Gösterinin, varlığın... Biz de Virgül'e falan yetişmiştik Virgül, mesela. Virgül, evet, Defter Dergisi. Evet, bütün bunlarla çok canlı bir edebiyat ortamı vardı. Ve iyi kitap üzerine hemen bir şeyler de yazılırdı. Virgül'de özellikle mesela. Çok nitelikliydi o kitap tanıtma açısından. Şimdi baktığımızda böyle bir dergi bir değil, birkaç dergi olması lazım ve o yazarların da her türlü gündelik çekişmeden uzak bir şekilde sadece edebiyatı masaya koyarak onun üzerinde konuşabilir bir ortamın içine çekilmesi lazım artık. Halbuki çok edebiyat dışı kutuplaşmalar içindeyiz biz. Yine aynı konuşmada söylemiştim. İyi edebiyat herkesi birleştirir iyi edebiyata fırsat. Yani güzel bir roman, ayrı dünya görüşlerine bile sahip olsak, a evet o iyi, çok iyi bir roman ya da o iyi bir yazar diyebiliriz. Buradan konuşmaya başlarsak bence e, yine o ortam oluşabilir. Ama edebiyat bence çok çok ötelenmiş durumda şimdi ve ben bu gidişattan da endişeleniyorum. Evet. Yani e, dergiler önemli. Eleştiri dergiler önemli. önemli. Tabii ki çünkü dergide yaşar edebiyat. Yani bir roman hakkında çıkacak nitelikli bir eleştiri. O aylık dergide çıkacaktır, kitap dergilerinde okuyacaksınız, merak edeceksiniz, eleştirmenler bu dergilerde yetişir. Biz şimdi sosyal medyadan takip ediyoruz. Değer verdiğim biri eğer bir tweet atmışsa bu kitap güzel diye ha diyorum, gidip okuyorum yani böyle olmamalı mı? sosyal şey. siz önemsiyorsunuz hocam. Aa, önemsiyorum tabii ki. Yani, duyuru açısından Duyuru açısından bir, bir de şeyini e, oradaki o e, atmosferi de e, yani. Mesela şöyle bir şeyinizi hatırlıyorum. Tanpınar bugün olsaydı sosyal medyayı... Deyi... <laughs> Kesinlikle. <gülüyor> Niçin böyle demiştiniz? <laughs> Çünkü bu tür paylaşımları seveceğini düşünüyorum. Yani tanıdığım kadarıyla Tanpınar'ın şeyini. O kendini anlatmayı bu cümlelerle severdi diye düşünüyorum. O bakımdan. Evet. evet. Şimdi... Ahmet Mithat atardı. Kesinlikle yani bayılırdı mesela şey konusunda Halit Ziya konusunda söz veremem o yapmayabilirdi ama bazı yazarlar görünmeyi ve karşılık alma edebiyatları daha hızlı araçları kullanırlardı gibi geliyor Tanpınar böyle görünmeyi seviyor muydu? Tabii. ama derdi hep, hep o zaten. görünmemekle alakalı ama bir sorunu bakın var. yine aynı şeyi tekrar da düşüyorum ama e, kendisini bazı insanların görmesini istiyordu onlar görmüyor diye deliriyordu beni görün diyelim ki çok değer verdiğiniz bir arkadaşınız var sizin de şair Hatta birkaç arkadaşınız. Bir kitap yayınladınız ama siz ona değer veriyorsunuz. O sizin kitabınız hakkında bir şey söylemiyor. Ne hissederdiniz? İstediğiniz kadar sizin değer vermediğiniz kişiler kitabınızı ölsün. İçinizi soğutur muydu o? Hayır. Onlar görsün istiyorsunuz. Tanpınar'ınki de biraz Kimdi böyle. Kimdi mesela Tanpınar'ın böyle e, onay beklediği isimler. Mesela Sabahattin Eyüboğlu onun için güzel bir şey yazsın diye herhalde çok sevdirdi. Tabii Eyüboğulları, Jim Jones'lar, Azra Eratlar falan... Orada hep böyle hafif bir ironi var onların cümlelerinde o dönemde. Çok az olanlarda da ironi. çünkü Tanpınar'ın dünyası onların dünyasından çok çok uzakta. Bu nedenle örtüşmüyor. Şu anda olsa onlar Sabahattin Eyüboğlu, o Tampınar Tanpınar için belki çok daha başka bir şey yazabilir ama o anın fırtınası rüzgarı içinde Tanpınar'ın geçmişi, Dede Efendisi, Itri'si, İstanbul'un işte eski yıkılmış bir kültürel ortamını anlatması çok ilgilerini çekmiyor. Ama dikkatli okusalardı Tanpınar'ın beş yerin İstanbul'un altında yazdığı bir son sayfa onu okumalarını isterim mesela dinleyicilerimizin şimdi. Tanpınar'ın bence bütün kilit noktası orasıdır. Ne diyordu hocam? beş yerin İstanbul bölümünün son sayfaları. Geçmiş neden bir kuyu gibi beni içine çekmekte? Tanpınar nostaljik değildir. Tanpınar geçmişçi değildir. Tanpınar'ın geçmişe olan tutkusunda çok aslında poetik, çok edebi bir bağlam vardır. Onu fark ettiğiniz zaman aslında ne kadar modern bir yazar olduğunu fark ediyorsunuz Tanpınar'ın. İşte bunları fark edecek kadar da derin okumadılar onlar Tanpınar'ı. Biliyordu de, okusalar bana dönecekler diyor bir bana gün. Bana dönecekler. E döndük tabii evet, ki. Döndüler, döndük. O zaman evet. da yüzü Tanpınar'a bakan gençler vardı ama Tanpınar onlara bakmıyordu. Bir de o bir mesele var. Evet. Şimdi e, Tanpınar o zaman şöyle e, ne yaptığının çok farkında olan çok bir farkında yazar. Çok farkında Tabii. Evet, çok biraz da kızgınlığı bundan olabilir. Evet. Diyorsun. Ve yetersiz geliyor. Kendisi ne bile yetersiz geliyor. Bakın vefatından birkaç gün önce yazdığı e, günlüğündeki e, sayfalarda diyor ki, daha eserimi veremedim, eserimi yazamadan öleceğim. Ne yapacağım diyor. Yani ne bırakacağım zamanı. Yani, bugün onu Tanpınar yapan Her şey ortada. Edebiyat tarihi ortada, Beşşehir ortada, huzur ortada, Sait menüsü. bir kitap, sadece Tanpınar Külliyat'tan tek bir kitap bir yazarı aslında ölümsüz yapabilir. Hani Sait Realmez'in yazıp gitmiş olsaydı. Bir efsane gene bir efsane. Evet. Hı. Ama yetmemiş ona. Birçok yazarda gerçi bunu görüyoruz biz. Beket diyor hiçbir şey yapamadım ha, yani. <laughs> diyor. Kafka diyor yanına yayınlanacak şeyler. Aslında yapan yapanlar oluyor. bunu söyler. Evet, değil mi? Bir de öyle bir Yapamayanlar tarafa. farkında bile değildir. Mutmaindir onlar rahattır ama Gerçekten yapan o nitelikteki yazar, o dünyayı kuran yazar, o dünyayı durmadan derinleştirip zenginleştirmek istediği için yetmez ona. Hocam şimdi e, günlüklerine atıfta bulundunuz. Siz günlüklerle ilk karşılaştığınızdan nasıl buldunuz günlükleri? Ya günlüklerle karşılaşma tecrübesi ben çok bana çok ilginç geldi mesela günlükleri. Siz... Siz çok mu şaşırdınız? Şaşırdım ben yani tabii sizin kadar derin e, Tampınar okumamış olmaktan kaynaklanıyor. Siz e, Orfeo'sun şarkısında Tanpınar romanlarında aşk ve kadın meselesini yazdınız. Aslında hani günlüklerindeki Tanpınar'ın şeyi var burada yani. Bir evet. devamı var burada. Fakat bana yani şaşırtıcı geldi bazı bakımlardan. Yani e, parayla ilişkisi e, falan mesela o e, çektiği kişisel ızdıraplar. A, şimdi mektuplarını dikkatle okumuş olanlar günlükle karşısında hiç şaşırmadılar. Sadece biraz daha fazlasını gördüler. Aha böyle miymiş dediğim bir Tanpınar yoktu ki orada. Zaten bildiğim biri vardı ve daha da sevdiğim bir yazar oldu benim Tanpınar. Yani onun dünyasının e, çok karanlık bir kapısı birdenbire açılmadı önüme. Para konusunda, parayla alışverişe, işe zaten mektuplarda da ortadaydı. Neydi bu ilişki? E, böyle Paraya düşkün bir adam değil. Harcıyor. Harcadığı için içine sık sık para sıkıntısı çekiyor. Ee, bakmakta e, yükümlü olduğu bir ailesi var. Onlara para, parasının bir çoğunu ona, onlara veriyor. E, cebi biraz para görünce öğrencilerini alıp Emirgan'a götürüyor. Hemen bir taksiye onlara e, ikramlarda bulunuyor. Böyle biri. E, ve sıkıntı çekiyor durmadan. Bu aslında e, kötü bir şey de değil. Tanpınar'ın hasis biri olması, para biriktirmesi beni öyle, zaten Tanpınar olmazdı o. Evet. E, mektuplarında, mektuplarını ben çok genç okumuştum e, yani üniversitenin ilk yıllarında okumuştum. Orada zihnimde kalan şu olmuştu B büyük yani e, e, çerçevenin içinde bir şey kalmıştı. O da şuydu e, bir edebiyatçının e, sanata olan ilgisi yani resime olan ilgisi beni çok şaşırtmıştı. Ben böyle bir şey beklemiyordum doğrusu. E, ondan sonra ben, şahsen ben de e, resim ma alaka duymaya başladım. Tanpınar sayesinde oldu biraz bu. Evet, benim de öyle. E sizin de mi oldu? <laughs> Şimdi buradan şeye gelmek istiyorum. Şimdi Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi direktörüsünüz. Aynı zamanda edebiyat e, işte ve Tanpınar uzmanısınız. E, bir edebiyatçının e, hayatında e, diyelim ki modern resim, modern heykel veya yani müzik e, nasıl yer tutuyor, tutmalı? Bu, bu, nasıl bir yazarı besler ya da çok önemsememiz gereken bir şey midir acaba? Son derece önemli, önemli bir konu. Çok çok önemli bir konu. Resim, göstergesidir. Ee, müzik ise Tanpınar için bir kompozisyon meselesidir. Ve bütün büyük önemli şairlerin ve yazarların metinlerinin müzikle, kompozisyonla bir ilişkisi vardır. Mesela ikinci yeninin atonel müzikle olan ilişkisi üzerine evet, çok durumda. Ece Ayhan olumsuz. çok bunu anlatır. Evet. Pınar'da benim bütün metinlerimin arkasında bir musiki parçası vardır, bir kompozisyon vardır der. Bu, bu derece önemli. Şimdi Tampınar'ın e, iki şansı var. Birincisi konservatuvarda Ankara'da bulunduğu çevre. Sonra Yahya Kemal'in hayatına girmesi. Hem Batı müziğini hem de o müziğini kavraması ve sevmesi için önemli bir etken. Sonra akademide hocalık yapıyor. Orada da resmi çok yakından tanıyor ve öğreniyor, seviyor. Tanpınar kadar bizde e, derinlemesine resim eleştirisi yapmış yazar yok. Ee, belki işte bu kadar çok yazıya dökmedi ama Ferit Edgün'ün günümüzde ve Orhan Pamuk'un resimle ilgisi ondan sonra benim kayda değer bulduğum evet. ilgilerdir ee, ama Tanpınar'ın resim ve müzikle ilgisini edebiyatına birebir etkisi vardır hatta huzur müzik aydaki kadın resimdir çünkü e, Aydaki Kadın yazdığı sırada Avrupa'ya gidip gelmiştir ve bütün günlerini galerilerde ve müzelerde geçirmiştir. Ve döndüğünde de bir soyut resim tartışması var onu birebir hemen romanına taşır. Müzik yoktur doğrudur Aydaki Kadın'da. Ama huzur tamamen müzik üzerinden gider. Resim yoktur orada. Ee, onun da etkisi zaten Yahya Kemal biliyoruz. Itri'nin, Nevakar'ın, işte Mevlevi Aile'nin, Dede Efendi'nin onun hayatına huzur döneminde e, girmiş olmasında da Yahya Kemal etkisi var. Çünkü onu gerçekten elinden tutup konservatoya götürüyor, plaklar dinletiyor. Dediğim gibi iyi hoca, insan insanın ufkudur. Yani Yahya Kemal Tanpınar'a bir ufuk açmıştır. Ama o ufku kendi çabası ve kendi niteliğiyle, okumalarıyla ve görgüsüyle çok aşmıştır Tanpınar. Yani kendisine Yahya Kemal'in gösterdiği ufukta kalmamıştır. Hatta bence bu açıdan Yahya Kemal'i çok çok aşmıştır. Hem müzik zevki hem resim zevki açısından. Yahya Kemal'le ilişkisinde de bir problem var gibi aslında değil Elbette mi? Elbette var. Yani böyle... E... Biz bazı şecere çalışmaları yapmaya çalışırken işte e, Tanpınar, Yahya Kemal e, 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 işte eşleştirmesi veya bitiştirmesi yapıyoruz ama e, yani günlüklerinde falan da biraz e, sezdiğimiz bir şey sanki. Ah mi? o günlükleri mektuplarla birlikte okumalı. Mesela Peki. o gün, mektubun yazdığı gün günlüğüne hangi kaydı düşmüş? Şimdi öyle bir paralel okuma yaptığımda ben neler neler çıkıyor ortaya. Tabii Hı? çok yani mektup yazarken biraz bazı şeyleri öteliyor, gizliyor, başka bir şey yapıyor ama günlüğe döndüğünde iyice içini döküyor. Yani o başka normal insan. Peki, peki Yahya Kemal'le ilişkisi nasıl konumlandıralım hocam? Ee, Tanpınar Nerelerde Yahya Kemal'den ayrılıyor. Yahya Kemal'le şiir zevkleri çok farklı. Yani şöyle denir ya, Yahya Kemal'in şiirinin altında kaldı. Onun için şiirde başaramadı. İlgisi yok. Tanpınar Şi başka bir şiir yazmak istiyordu. Yahya Kemal'in şiirini yazmak istemiyordu ki. Ama yazamadı herhalde ama, değil mi yazmak istediği şiiri? Ha kendi şiirini. Hayır o ayrı bir konu. Ona yazamadı demem. O Demez ayrı misiniz? Bir, demem. Hayır. Kendisi diyor ama sanki demiyor mu hocam? Ama bakın bu kadar kitap yazdıktan sonra kitabımı da yazamadım e, diyor. Doğru, e, doğru, yani onun söylediğine bakmayalım evet. biz. Mesela Bursa'da zaman Yahya Kemal'in e, rüzgarını hissettiğimiz bir şiirdir belki diyelim o dünya. Oradan devam edebilirdi yani eski şiirin rüzgarıyla gibi. o Ama o şiiri hatta şiirlerin içine bile almak istemiyor Tanpınar. Tanpınar'ın şiiri değildir o. Beş şiir kitabının şiiridir diyelim. Başka bir şey. Tanpınar'ın şiir estetiği Bursa'da zaman değildir. dolayısıyla Yahya Kemal'in şiirinin büyüklüğü karşısında ezilmiş falan değil. Yahya Kemal'in imajının altında ezilmiş. Yahya Kemal öyle büyük bir yer tutuyor ki edebiyatta. Gençler, edebiyat çevresi, herkes onun etrafında. E, Tanpınar görülmüyor. Tanpınar Yahya Kemal'in öğrencisi etrafında işte bir öğretmen üniversitede oluyor falan filan bu kadar kalıyor. O şey onu eziyor. Halbuki ben daha kültürlüyüm. Benim başka bir edebiyat sevgim var. Ben daha farklıyım diyor ama Yahya Kemal bir gölge. O gölgeyle onun derdi var. Yoksa onun metniyle değil. Ya, ya Kemal'in tabii şey avantajları var. Ya Daha şiir yazılır yazılmaz popülerleşebiliyor. E, Tanpınar ise kitap çıkartıyor. Herhalde huzuru çıkardıktan sonra da bir sessizlik oluyor değil mi hocam? Yani e, hemen yazdıkları karşılık bulmuyor yani. Beş şehri çıkardığı zaman. Pardon. E, çok da e, Aslında her biri için onu söyleyebiliriz. söyleyebiliriz yani değil hemen mi? o Tampınar ne yazmış dediğimiz bir şey olmuyor etrafında beklediği kadarı olmuyor. Ama dediğim e, ilişkiler yüzünden tabii bunlar. Hocam ne oldu da Tampınar şey oldu, Şimdi oldu. aslında onun da bir ezberlenmiş bir e, e, klişeye döndüğünü söyleyebiliriz. San işte görülmedi de sükut suikastine uğradı da sonra keşfedildi de falan aslında bu da bir efsane. Çünkü onun suikast yapıyorlar bana dediği yine dost çevresi. Yani bir makale yazıyor ki bugün hepimizin gözleri ışıldıyor o makaleyi okurken. Boğazda size Lüfer'e dair diye bir biliyorsunuz çok güzel bir evet. yazısı vardır. Cumhuriyet'te çıkmış o. Ertesi günlüğünde okuyoruz bunu ya bugün gördüğüm hiç kimse bana makalemden söz etmedi. Şöyle düşünüyor o makale yayınlandığı zaman girdi her çevrede of ne yazmışsın sen diyecek. Biz bugün onu söylüyoruz ama onlar bunu söylemiyorlar. E, Tanpınar'ın almak istediği karşılık kendi birlikte olmak istediği insanların karşılığı. Öte yandan mesela bunu da şey söylerim. E, Melih Cevdet şiirlerini okuyor Tanpınar'ın. İkinci baskısı şeyinde yayınında kitabı aldı. İşte değiştirmiş bir kelimeyi. Allah Allah niye değiştirdiği Tanpınar'ın peşinde koşuyor. Melih Cevdet genç bir edebiyat meraklısı o zaman. Bu kadar yakından okuyan gençler var Tanpınar'ı. Yani Tanpınar'ı okuyan var ama Melih Cevdet'e bakmıyor. O genç edebiyat meraklısı Selahattin bakıyor. O bana ne diyecek diye bakıyor. Hı. Böyle bir durum Tanpınar'ınki. Evet. Ve huzur mesela yazıyor fakat Yahya Kemal onun hakkında bir tek cümle kurmamış. E yani sadece ihsanı düşünürsek Yahya Kemal'in ağzından çıkmış olacağı çok belli cümleler de var orada. Yahu insan bir şey söylemez mi? Muhakkak okumuştur da. Yani bilemiyorum. Ben bunu çok düşünüyorum. Acaba okumadı mı? Okumamış nasıl olabilir? Yani yüzlerce kitap çıkmıyor. Bir tane sizin en yakınınızdaki kişi huzur. Cumhuriyette yayınlanıyor zaten görüyorsunuz altında kitabın, şey, gazetenin tefrikasını görüyorsunuz. Gerçi o tefrika sonra çok değişmiştir ama yani huzura gözünün değmemiş olması, etrafındaki kişilerin yani söylememiş olması. Bir Cahit Hanyol dememiş midir İşte huzur yayınlandı da siz, sizin de şöyle bir gölgeniz var içinde. Muhakkak, konuşulmuştur. Muhakkak okumuştur konuşulmuştur. ama bir tek cümle yoktur. Ama hocam yine de son zamanlarda hani son bu belki 10 yıl 20 yıl falan kapsayan bir süredir bu. E, yine de tampınar, bir tampınar şeyi oluşmadı mı? Yani e, abi, ambiyansı, atmosferi. Şimdi 10 yıllık bir süreç diyelim. 60'ların sonunda vefat ediyor. Şey başında pardon vefat ediyor. 70'lerin başında da yine bir tampınar tartışması başlıyor. Biliyorsunuz. Yani Tanpınar solcu muydu değil miydi? Tanpınar'ın işte üretim ilişkileri nasıldı falan diye üretimden anladığı neydi? Çünkü onun asıl meselesi de budur. Kalkınma sadece üretimle mümkündür diye. Buradan bir solculuk tartışması çıkıyor biliyorsunuz o dönemlerde. Ee... Ama edebiyatı üzerinden... 10 on yıllık bir şey unutma değildir aslında. Hayır huzur da okunuyor. Yani bence Tanpınar öyle uzun unutuluşlara terk etmiş biri değil. Bakın o 10 yıl içinde Mehmet Kaplan hocam ee, ve onun e, öğrencileri Tanpınar üzerine yayınları, makaleleri devam ettiriyorlar. Yine bir çevre bakın biz edebiyatı hep o bir çevre üzerinden kurguluyoruz. Edebiyat aynı bir bakmamız lazım. Nedir efendim? İşte 70'lerin, o 60'ların başından 70'lere kadar bir çevre Tanpınar üzerine atıf yaparak yazı yazmamış. Sonra başlıyor, 70 sonrası başlıyor. İyama Akademi'de yakınıyor, yazılıyor, çiziliyor. Yani bazı çevreler okuyorlar Tanpınar'ı. O şey... çevre önemli değil bizim için. Hmm. Öyle bir sonuç çıkıyor. Artık. Şöyle bir şey şimdi ta, e, Kaplan e, ve bazı öğrencileri tampınar üzerine çalışan külliyatını da hazırlayan. E, şimdi bu e, nasıl diyelim muhafazakar diyebileceğimiz bir edebiyat e, yani çevresinin de e, aktörleri e, acaba bu sebeple e, tampınar biraz muhafazakarlaştırılmış ve kısmen gölgelenmiş olabilir mi? Yani yayın evi tartışmaları <laughs> oldu malum. O yayın evi tartış. Maalesef böyle bir şeyler, böyle refleksler olmuş edebiyatımızda. işte yanlış olan bu diyorum. Evet. Bu refleks Tanpınar'ın kendisinde de var. Yani onu okuyan kesimlere sırtını dönüyor. Diyor ki beni niye bunlar okumadı? Evet. Biz de şimdi diyoruz ki yani o kesim Tanpınar okumadıysa o okunmamıştır. Kimin okuması bizim için değerlidir? Hı. Edebiyat tarihinde. Hani buna dikkat etmeliyiz. Hangi yayın evinin basması değerdir? Şüphesiz yapı kredi basınca Tanpınar birdenbire çok okunmaya Dumbağa başladı. başladı. Kitapları defalarca basıldı. Ama hala basılıyor artık. Yani o bir ivme kattı bunu yansıyamayız. Ama yayın evine göre kitap seçmek refleksi bizim edebiyat ortamımızın, okur durumumuzun şu anda da var. Diyelim ki hani tırnak için alayım ben sizin kelimenizi muhafazakar dediğimiz bir yayın evinden çıkan nitelikli bir yazar var Yayın evine bakıp okumuyorlar. Evet, evet. Böyle bir reflekslerden tutulmamız bir, lazım. E, reflek. İyi edebiyat bizi birleştirmeli. Evet. E, hocam de çalıştınız, Tanpınar Arşivi'nde. E, neler var, hala malzeme var mı? Elbette orada? daha işte bu rektörlük işinin içine girince biraz geriye gibi duruyorum ama alttan devam ediyor çalışmalarımız. E, Nasıl bir arşivden bahsediyoruz orada, ne, şimdi, ne var? Şimdi aslında arşiv demek mümkün mü bilmiyorum. Çünkü son derece karışık evrak yığını. Diyelim yani arşiv dediğimizi şimdi biz onu arşivleştirmeye çalışıyoruz şimdi diyelim daha Aslında doğru olur. Yani. Evet ee, karma karışık benzetmem hep şuydu benim ee, ...birkaç birkaç pazılı birdenbire bozup birbirine kat. Torbanın içine koymuşlar. Eyvah. Hadi bakalım... ...o hangisinin parçası, bu hangisinin parçası? Dolayısıyla bir süreç alıyor bunlar. Ama hakikaten orada nitelikli şeyler var. Mesela e, Antalyalı... ...genç kıza yazılan mektup diye... bildiğim şeyin Antalyalı bir genç oldu. Ki bunu Turan Aptekin... ...defalarca söylemişti. Hayır ben o mektubu gördüm... ...bir delikanlıdan gelmişti o diye. Ama hocamız ona... E, ...Mehmet Kaplan hocamız rahmetli. Genç kız demiş... ...öyle kalmış. Mesela bunun ne oldu? Ortaya çıktı. İşte Suad'ın Mektubu diye bir... ...roman çıktı. Onu Ocak ayında... 2017'nin Ocak ayında bir sitede tamamen yayınladık hepsini. Ee, başka böyle, mesela Mahur Beste'nin yayınlanmamış bir bölümü var. Bu çok heyecan verici evet, bir şey. Çok Büyük bir şey değil ama metin için çok önemlidir. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün oyunlaştırılmış hali var. Tamamen Se oyunlaştırılmış, oyunlaştırılmış mı? Oyunlaştırılmış, evet. Ee, senaryolar var ki e, bir edebiyat dergisi, sinema dergisinde bundan söz eden bir yazı yayınlamıştım. Bu, bu tür şey, şiirleri var mektuplar var yani dolayısıyla ben bu arşivin tasnif, tasnifi bitirdik yayına başladık artık işte bir kitap çıktı e, tasnifi bittikten sonra hatta yayın evine önerim benim böyle bir şey oldu biz kitapları da yeniden düzenleyelim çünkü şiirleri var onları da içine alalım mektuplar, mektuplar var girecek. içine alalım makaleler var onları içine alalım Yahya Kemal biyografisinin farklı yönleri var mesela onları dipnotlara çekelim. Dolayısıyla yeniden bir tampınar neşriyat yapmamız gerekiyor. Yeni edisyonlarla. O zaman sizin önünüzdeki işlerden bir tanesi bu herhalde. İşte bu enerji yöneticilik... derinleşmek dediğim artık biraz bu. Tampınar evet. evrakının eksiksiz bir şekilde ortaya çıkarılması. Evet. Biliyorsunuz bir Tampınar Edebiyat Araştırmaları Merkezi, merkezi açtık üniversitede. Evet. Bir de edebiyat e, sitesine eee yayına soktuk ve orada arşivle ilgili her şeyi hemen yayınladık. Mesela Suat'ın mektubunu hemen Ocak ayında sıcağı sıcağına daha montajını bile yapmadan işte burada böyle bir şey var dedim. Herkes görsün. Saatleri ayarlamasının şeyleri hepsi. Hemen paylaşalım. O heyecanla ben hemen paylaşalım dedim ama bir telif meselesi varmış. <laughs> Onu çektik sonra kitaba dönüştürdük. Merkezde durumlar nasıl hocam? Neler Ah, Merkezde evet benim genç çalışma arkadaşlarım hocam rektör oldunuz bizi unuttunuz. Merkezimizi geri plana attınız diye söylemeye başladılar. Artık söyleniyorlar biraz da siz yürütün çocuklar diye merkez çalışmalarını onlara bıraktım ama yakında çok güzel bir programla ortaya çıkacak inşallah Şeyle evet. artık iyi yaz biter yeni eğitim dönemi başlarken evet. heyecanla peki hocam şimdi bir de kütüphanesi var şeyde Tanpınar'ın kütüphanesinin bir Kita listesi kitaplığındaki evet. 500 küsur 530 540 <laughs> civarında bir kitabın sizin bu edisyonlu yaptığınız bir sempozyum. Sempozyum hı hı. bunun arkasında da o listeye dair hı hı. bazı değerlendirmeler hı hı. var işte Hilmi Yavuz'un, Beşir Ayvazoğlu Beşir gibi değerlendirmeleri var. Tabii yani 500 kitap az bulunuyor tam pınar çapında birisi için ama yani muhtemelen. E, bekar, göçebe yaşayan birinin yani, kitaplığından bahsediyoruz yani. değil mi? Kitaplığınızdaki kitap mıdır sizin okuduğunuz ya da sahip olduğunuz kitap? Onunla mı ölçülürsünüz? Eğer kitap biriktirme tutkusun içinde biri değilseniz ya da tersten okuyalım şöyle diyelim. Ömrü boyunca kitap toplamış, almış kütüphanesine dizmiş biri, vefat ettiğinde of ne müthiş bir adammış bu mu diyeceğiz? Hayır. Onun ne kadar okuduğunu biz nereden ölçebiliriz? Eserinden yazdığından yani ah Tanpınar'ın kitaplığında bunlar mı varmış diyenlere ben çok şaşırdım. Bu nasıl bir düşünme biçimi? Adamcağız dediğiniz gibi zaten göçebe yaşamış. Zaten parayla ilişkisi kitabı alayım oraya koyayım değil. Kitabı okuduktan sonra dağıtan biri. Kitap evet. mülkiyetçiliği yok. Dolayısıyla çok yanlış bir yorumdu Peki birikiminin kaynakları nelerdi? Yani bize bu kitaplık ve bu liste onun birikimini göstermiyor. Asla göstermiyor. Çünkü şiir kitapları var orada ama imzalı kitaplar zaten. Çok lüzumsuz kitaplar da var. Demek ki imzalı vermişler, o da oraya koymuş. Birine verecekmiş, kalmış. Evet, Öyle birikimin kaynakları nelerdir? Yani e, şimdi batıdaki e, temaslarını ve batı literatürüne dair okumalarını az çok sezebiliyoruz, Tabii. görebiliyoruz. Fakat onun e, mesela şehir hakkındaki ilgisi, İstanbul'a dair e, sevgisinin kaynakları nelerdir? Çünkü çok daha... Geçmişi olan bir şey değil bu, duyuş değil. Hayır çok yeni. Hatta şöyle düşünelim 17-18 yaşında İstanbul'a gelen Anadolu'lu bir genç düşünün. İstanbul'u bilmiyor. İstanbul'da doğmuş ama sonra Anadolu'ya gitmiş aile. Tanpınar bu Tanpınar İstanbul'a taşralı bir genç olarak geliyor. Değil mi? Bunu söylediğimde öğrencilerim bazen şaşırıyorlar. Evet İstanbul'da doğmuştur ama kadı babası nedeniyle 15 yaşına kadar Osmanlı coğrafyasında dolaşıyorlar. En sonunda Antalya'ya yerleşiyor aile. Lise eğitimini orada alıyor. Babası hadi üniversite eğitimi diye İstanbul'a gönderiyor ve geldiğinde bilmiyor şehri. Nerede okumuş? işte Ali Milli'de çıkan makalelerden söz ediyor. Ahmet Reis'in işte İstanbul Geceleri diye bir yazısı var. Onu okumuş mesela. Ee, o onu çok etkilemiş. Yahya Kemal'in şiirleri etkilemiş. Dolayısıyla İstanbul, bir de evdeki yaşlılar özellikle ninesi, ondan dinledikleri yani Tanpınar İstanbul'a geldiğinde İstanbul'u okuyarak ve dinleyerek algılayarak gelmiş. Öyle gelmiş. Sonra da Tanpın Yahya Kemal onun elinden tutuyor. Tahirca ise İstanbul'u gezdiriyor. Ne yapıyor? Bu defa naklederek anlatıyor. Yani İstanbul'un geçmişini. Tanpınar İstanbul'u deneyimleyerek, kişisel bir ilişki kurarak, kendi hayatına katarak, bir yaşantıya dönüştürerek değil, dinleyerek, okuyarak, duyarak seviyor ve temellik ediyor. Onu öyle içselleştiriyor. Dolayısıyla onun İstanbul'u başka bir İstanbul. Aslında yok bir İstanbul. Olmayan bir İstanbul. Sadece İstanbul değil, beş şehir yazıyor. Diğer şehirler hakkında da öyle. Yani bir Bursa hakkında onu yazmak çok yeni bir şey. Konya hakkında onu yazmak. Bu yani şehire dair düşünmüş. Çok önemli bir şey. Ama bakın onlar daha çok deneyimlenmiş şehirlerdir. Birebir bulunduğu, yaşadığı, gözlediği yerlerdir. İstanbul burada çok farklı. Mesela Konya'da öğretmenlik yapıyor. Çok da içe kapanık birkaç yıl geçiriyor. Sadece okuyor ve Batı Edebiyatı okuyor. Konya'da onun için önemli bir okuma süreci var. Ankara ilk daha çok işte açıldı var hocaları Ankara'daki entelektüel çevre ilişkilerinin daha çok yayıldığı, genişlediği bir çevre. Orada onu anlatıyor ama Cumhuriyet'in ilk yıllarını anlatıyor daha çok. Erzurum yine onun anlattığı bir şehir biliyorsunuz. Oraya da çocukken yaptığı iki yolculuk, daha sonraki dönemlerde yaptığı yolculuklar var. Bu tür zaten çok özel bir şekilde uygulanıyor Tanpınar'da. Başka da yoktur. yani Yok. Hani Anadolu notları var. İşte Nait Sırrı'nın, Reşat Nuri'nin gidip Anadolu'yu gezdikleri şehirleri anlattıkları ama Onlarınki yaşantıya dönüştürülmüş, işte geçmişte bir araya getirilmiş, güncelin içine katıldığı çok özel metinler değil. Sadece gidip görüyorlar ve dönüyorlar, anlatıyorlar orada gördüklerini. Yani bu şey köklerini bulmaya çalışıyorum da bir yandan. Acaba hani Paris'te, Paris üzerine düşünen, yazan, Paris bir tür Paris kustosu yaratan bazı yazarlar var. Acaba şehir monografilerinin batıda monografileri, da, da örneklerini okuyarak etkilenmiş gibi evet Çok yani mümkün. Evet. Zaten 6. şehri de Paris'tir artık Tanpınar'ın biliyorsunuz. Onun üzerine de yazdıkları müstakil bir kitap olabilir. Yani Tanpınar'ın mektuplarındaki falan mı? Mektupları, notları, günlüğü, makaleler şeyde vardır Paris'te başıboş düşünceler. Mesela bunları alıp sadece Tanpınar'ın Paris'te bir kitap üretilebilir. O hmm. da 6. şehir. Evet şehir ama şehir sadece şehir olarak değil, mekan olarak çok önemli Tanpınar'da. İşaretleriyle çok önemli. Geçmişiyle, katmanlarıyla çok önemli. Yani şehir monografisi yapma düşüncesinden ziyade onun edebiyatı nasıl kökü dediğiniz şey. O mekanla algılayan ve yazan biri ve sokakta yazan biri. Yani sokağı yazan biri. Eve kapalı bir, hani mahur besteyi saymayalım. Çünkü mahur bestede sokaklarda gezecek insanlar o dönemde pek yok. Hep e, salonlar, evleri anlatıyor orada. Ama sonraki e, romanlarında hep şehirdedir e, roman kişileri. Dolaşırlar. Özellikle sahnenin dışındakiler olağanüstü bir romandır bu açıdan. Evet. E, tam Pınar'ı e, yapan tereddüdüydü diye bir ifadeniz var hocam. Ne demek tereddütle neyi anlıyoruz? E, aslında tereddüt kötü bir kelime değil. Tereddüt e, netleşmemek demek orada. Yani kesin bu budur cümlesine gelmiyor. Durmadan sorgulayan, kurcalayan, arayan. E, çok sevdiğim cümlelerinden biridir. Kendisini göz hapsinde tutmak. Durmadan kendini yoklayan, kontrol eden, ee, şu anda ne düşünüyorum? Bu düşüncem nereye gitti? Yani evet, bu budur ve ben böyle düşünüyorum. Noktasına hiçbir zaman gelmemiş, ee, aramış, aramayı seven biri. Ee, bu nedenle tereddüt aslında sanki ay adamın kafası karışıktı da bir yere gidemedi değil 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 değil. Hmm. değil. değil. Şöyle bir şey gibi yani doğu var batı var ikisine birden benzer bir mesafede durabilen. Ee, işte o, 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 İstanbul var, Paris var. ikisine birden geçmiş ve gelecek. Değil mi? Yani böyle Hı. bir e, kendisini mesela e, muhafazakar olarak sayamayız. Hayır. E, ama diyelim ki kendine göre bir muhafazakar. Kend kendidir. çok kendine özgü seçilmiş, bir. ayıklanmış, evet. kurgulanmış kendine göre bir. Evet. Orhan Pamuk'un e, Tampınar'a olan e, atıfları sebebiyle biz Orhan Pamuk'u Tampınar'ın yanına koyabilir miyiz bu tereddütleri bakımından ilgilere bakımından. Bir aile bağı kurabiliriz. Yani birebir metin anlamında değil ya, bir aile bağı. Aynı şehirde yürüyen ama farklı adımlar, farklı düşüncelerle yürüyen. Zaten Tampınar'ınki Orhan Pamuk da söylüyor ya ben kendimi Tanpınar okuyarak inşa ettim diyor. Bizim e, merkezin açılış konuşmasını yapmıştı evet, bu evet. O sırada söylemişti bunu. Tanpınar'ın onun için ne kadar önemli olduğunu. Bu yayınlandı sonra bu. Yayınlandı. Bu. Tam metin değil, tam metnini biz yayınlayacağız onun. E, ama şey yayınlandı, görsel olarak yayınlandı. E, konuşma yayınlandı. Konuşmanın, evet. E, evet, akrabalık bağları var. Bazı yazarlarımız arasında böyle çok güçlü bağlar var. Ama o onun devamıdır anlamında değil. Sadece aynı zemin üzerinde, aynı dikkatlerle bakıp kendi gördüğünü bize aktaran yazar. Bunu. Orhan Pamuk yani çapında bir yazarımız yakın bir zamanda çıkmaz dediniz değil mi? Çok yakında söyledim. Çok yakında söylediniz bunu. Ee, neden hocam? Ben Orhan Pamuk'un hakikaten yeterince değerlendirilmediğini düşünüyorum. Hakkında epey kitap yazıldı ama hiçbiri edebiyatın metnine nitelikli bir şekilde çözümleyen kitap. Bir iki tanesini bir tarafa koyacağım. Yani iki tane örneğim var böyle. Ama çoğunluğu Tam bunlar. Işte Orhan Pamuk e, edebiyatını küçültmek, daha doğrusu kendisini küçültmek amacıyla yazılmış kitaplar ve makaleler. Maalesef. O yüzden diyorum ki Orhan Pamuk çok sonra değeri anlaşılacak bir yazarımız. O Nobel alması bile aslında ona bir katkı değil. Bizim ülkemizde bir aslında Biraz zarar Biraz gibi. Birincisi biz başarıyı çok sevmeyiz. İkincisi hemen bu başarının arkasını kurcalamaya çalışırız. Metni bırakır yazara bakarız böyle bir durumda. Ödül alan herkese bu yapılıyor aslında refleks olarak. Şurada kim vardı da aldı ödülü mesela. Abi metnine bakalım. Metni iyi mi kötü mü? Değildir mevzu. Şimdi Orhan Pamuk bir dünyası olan yazar. ...ve o dünyayı çok katmanlı olarak biriktire biriktire yazıyor. Dünyası olan günümüz yazarı çok az. Bir kitap yazıyor güzel, ikincisi bambaşka telden çalıyor. Üçüncüsü zayıf. Yani tabii ki her yazarın en az bir iki tane kötü kitap yazma hakkı vardır. Bence Pamuk onun bir tanesini kullandı bana göre. Ee, ama Orhan Pamuk öyle bir roman dünyası kuruyor ki... ...edebiyatçı dünyası kuruyor ki ince ince işlenmiş... ...bağlanmış katman katman inşa edilen bir dünya o... O dünyayı kurabilecek çapta bir yazarımız şu anda yok. Ve olması tabii ki olacaktır. Orhan Pamuk'la bitmeyecek edebiyatımız. Şu anda sadece o var demiyorum. Şu anda onu göremiyorum diyorum. Belki birileri, birileri bir yerlerde o kozayı işliyordur. Çıkacaktır ortaya o yapı. Ama baktığımızda roman dünyası olan tek başına Orhan Pamuk çok önemli bir veridir önümüzde. Ve onun kuşağından özellikle yani gençlere biraz vakit verelim elbette. Daha o dünyayı kurabilmeleri için ama Orhan Pamuk'un Kıymetini bilmediğimizi düşünüyorum. Şimdi e, yapı bakımından Orhan Pamuk hakikaten çok iyi yapılar, benzersiz yapılar kuruyor. Hı hı. Roman yapıları kuruyor. E, fakat diliyle alakalı zaman zaman eleştiriler getiriliyor. Yani tercüme bir e, Türkçe kullanıldığı kullandığı yönünde. E, sanırım buna da katılmıyorsunuz değil buna mi? Buna katılmıyorum. Sadece ben değil aslında... E, kitap üzerine yazılardaydı zannediyorum yanılmıyorsam e, kitapların makalelerin yerlerini unutabilirim ama e, bir yazı var Orhan Pamuk'un dili üzerine Orhan Pamuk'un dil düzenlemesinde çok özel bir yapısı, sentaksı var. Cümleyi kurma biçiminde yani o fiilleri, sıfatları, açıklamaları dizdiği o cümle yapısı çok özeldir. Dikkat edin. Hatta uzun süre Orhan Pamuk okuduktan sonra gündelik hayatınızda bile Orhan Pamuk'un cümleleri gibi düşünmeye başladığınızı fark edersiniz. O kadar kendine özgü bir cümle yapısı geliştiriyor. Orhan Pamuk'un edebiyatı aslında bu cümle yapısında gizli. Hani o kelimeyi orada kullanmış, efendim bardağın fincanı yokmuş meselesi değil bu. Cümlenin diziliş biçimi. Buna alışık olmayanlar Orhan Pamuk okumakta zorlanıyorlar. Bu kişiler zaten Tanpınar da okuyamaz. Çünkü onun da kendine özgü bir cümle dizilişi vardır. Evet. Hocam vaktimizde vaktimiz de azalıyor ama ben e, birer başlık halinde bu Oğuz Atay, Tomris Uyar ve Ayfer Tunç'a değinmek isterim. Oğuz Atay, e, Oğuz Atay bahsettiğimiz biçimde yeterince okundu ve yeterince derinlemesine nüfuz edilebildi mi sizce? Belki okunuyor. İki türlü okunuyor. Yani Orhan bir Pamuk popüler okunmuyor gibi ok ya. Yani Orhan Pamuk yeterince değerlendirilme diye eleştirilemedi aa, ya. Evet, ona daha o manada Oğuz Atay acaba yeterince aa, alımlandı. Çok güzel makaleler çıktı hakkında. Yani bir tane güzel sizin çalışmanız ya. var. Bir sempozyum edisyonu var. Aa, yani. O Sempozyum evet. kitabı. Ee, güzel kitap. Yıldız Ecevit'in kitabı mesela. Onun biyografisiyle çok güzel değerlendirdi. Jale parlanın Nurdan Gürbüley'in çok güzel yazıları var. Yani böyle topladığımızda Oğuz Atay üzerine yazılardı ben bir kısmına yer verdim zaten güzel çalışmalar var. Onu kabul edeceğiz. O zaten iki türlü okuru vardır. Bir tanesi işte bu genç kesim hep o genç hep olacaktır. Bir tanesi daha akademik, daha metin bağlamında çözümleyen yazılardır. Ne güzel Oğuz da böyle farklı kesimlerde, farklı şekillerde okunan bir yazar. Ama çok önemli bir şey var. Hani akrabalık dediniz ya, Oğuz Atay tam akra edebi akrabalarından biridir. Şimdi onun diyecektim ben de. Şecere çıkartmaya çalışırsak Orhan Pamuk, Oğuz Atay, Tanpınar Şeceresi kurabilir miyiz? Evet. Şimdi ilgi alanları, zeminde birleşmeleri, birleşikleri o kadar çok nokta var ki bunları aslında bir şey haline döküp incelemek lazım ama ben bazı cümleleri birebir Tanpınar'da okuduğum cümleleri Oğuz Atay'da da gördüğümü bir yazımın sonunda listelemiştim zaten. Hı. O bakış açısı, o duyarlılık. Mesela en temel meselesi Oğuz Atay'ın çocuk kalmış milletiz. Edebiyatın bunun üzerine kurar mesela. Tanpınar'ın bir türlü reşit olamadık bakışına denk gelir. Ya da Batı ile nerede nasıl birleşeceğiz'in ironisini yapar. Nasıl, neyi, nasıl yorumlayacağız Batı kültürünü kendi hayatımızda? E, Tanpınar da bunu yapar. E, Orhan Pamuk daha farklı bir şekilde yapar. Yani bunların aslında meseleleri aynı. Ve dünya kurabilmişler. Oğuz üçüde. Atay Tanpınar'ı okumuş mu? İyi okumuş mu? Buna dair bir şeye rast, rastlamıyorsa Günlüğünde derdi. Hayır maalesef günlüğünde bir iki cümle var. Roman meselesini <laughs> herkesten daha iyi anlamış biriydi diye. Hmm. Fakat saatleri ayarlama esnini üzerine bir yazı yazmasını isterdim ben Oğuz Atay'ın. Tam onluktur yani, aslında değil mi? Bitiş evet. evet. Peki hocam e, Tomris Uyar. Tomris Uyar'ı tercih Tomris Uyar'ın Uyar da metninin, edebiyatının hiç değerlendirilmedi. Yani bunlar kadar, bu yazarlar kadar dahi değerlendirilmediğini düşünüyorum. Yani aklınıza gelebiliyor mu şu anda Tom Rüsteyer üzerine edebiyatı öyküsü üzerine yazılmış nitelikli bir çalışma? Yok. Haysa. Sadece edebiyat magazini. Çok harcanmış biridir. Zeki, duyarlı, edebiyatı çok iyi bilen bir dil işçisi ve çok nitelikli öyküleri var. Tom Rüsteyer'i de bence artık olması gereken yere taşımamız gerekiyor. Oradan, Selim yani. İleri'yle bir e, uzun Nehir Söyleşi yaptınız. Ee, nehir Söyleşi e, değil. benim de, onun bir kitle evet. söyleşi şey. Sempozyumda evet. ve oradaki konuşmalar yaptım. Ben Ayfer, Ayfer Tunç'la yaptım. Yaptınız. Onunla daha çok çağdaşım ve konuşmak Doğru. daha evet. rahat olmuştu. Selim Bey, Türk Edebiyatı'nın büyük bir şansıdır, bir lütuftur. Yani Selim İleri'yi Edebiyatımızdan çekerseniz gerçekten çok büyük bir boşluk olur. Yani hem kendi edebiyatıyla hem de kendinden önceki edebiyatı bize taşımasıyla Keşif, iki keşifçi yönü kaşif yönüyle müthiş. Evet o da yani. bir dünya kurmuş yazarlardandır. Evet. Hocam şimdi e, tabii yoğunsunuz e, yöneticilik yöneticilikte e, var şu anda. Ne var şu anda gündeminizde? Hani onunla kapatalım artık. Gündemimizde evet. öncelikle şamanlık evet, dışında. Ay, yöneticilik sizin, dışında. Tabii sizin... ki arşiv tabii ki Birinci öncelikle o... arşiv. Onu böyle öğrencilerle falan mı bir Onu bir ekibimiz Kurgunuz var. Bir hayır, Ekip var. Eee dilini okumak, şiizini okumak zordur. çok kötü bir el yazısı var çünkü. Çok iki değerli çalışma arkadaşım var. Banu ile Hacer. Onlar metinleri deşifre ediyorlar ve ben onları tanpaların edebiyat dünyası içinde nereye oturması gerekiyorsa ...kurguyu yapıyorum birleştiriyorum, yorumluyorum. Böylece güzel bir ekip halinde çalışıyoruz. Yani Suat'ın mektubu metinleri de onlar tarafından deşifre edildi. Ee, benim tarafından montajlandı, kurgulandı, incelendi. Ancak böyle olursa olabiliyor. Çünkü tam Pınar'ın dünyasında benim kadar nüfuz edemiyorlar. O dili de okuyup aktaracak benim vaktim yok şu anda yoksa üzerine eğilinizde yapılacak bir şeydir de onların da işi o. Dolayısıyla onlar onu yapıyorlar. O bana geçiyor. Ben montajlıyorum, inceliyorum ya böylece güzel bir ekip halinde. O zaman önünüzdeki, önünüzdeki ilk iş bu. Evet. Tampınar okumaya son sorum olsun hocam. Tanpınar okumaya e, nereden başlamalı? Yani, geçenlerde böyle bir liste verdim de, ben Bu hani liste uzundur ama 1 2 3 dersek ilk üçü söylersek. Hikayelerinden. Hikayeler. Kesinlikle. Bakın hemen huzur okumayın. Ben de defalarca elim aldım bıraktım. Biliyorum e, benim evde bulduğum bir kitaptı tercüman baskısı. Bu, bu ne diyordum ve bırakıyordum. Çok sonra okudum. E, ama eğer Abdullah Efendi'nin rüyalarını ya da Yaz Yağmur'unu okusaydım ya da Acıbadem'deki Köşk'ü okusaydım. Daha erken tanışmış olacaktınız. Tabii. Mesela. Aa bu nasıl bir yazar diyecektim. Yavaş yavaş e, okuyacaktım. Huzuru ben daha ortalara koyuyorum. Saatleri ayarlama öncedir. Ondan da öncedir. Aman edebiyat tarihiyle başlamayın. Onu birazcık... <laughs> bütün edebiyat tarihine iyice hakim olduktan sonra yorumları için okuyun. Evet. O zaman öyküleriyle başlayalım. Öyküleriyle. Peki. Hocam çok sağ olunuz, Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağ olun. Çok Çalışmalarınız... zevkliydi. Yöneticilikten evet. koşup edebiyat konuşmak, oradan biraz kaçmak. Büyük zevk hocam sizi ağırlamak. Evet, çok sağ olun. Ee, çalışmalarınızda kolaylıklar teşekkür diliyoruz. Ederim. Çok sağ olun. Size de kolay gelsin. Efendim edebiyat söyleşilerinin bugün de sonuna geldik. Yeni bir bölüm, yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.